sana iyi bilmekten geçer. Ben Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Tüm alemi cihan bilsin ki rızkıma tasallut eden köpek cezasını çeker. Mekanında hırsızlar cilt atar senin ruhunu bilmez. Bazen en güvendiği yerinden hançer denirmiş insanlar. Sen de kilimlerini koruyun hırsızlar. Frenklere borçlandın. Biz buraya herkese rızk olacak bir iş için geldik. Lakin görürüm ki içinizde yaralarınız var. Şu masaya oturup ben sıkışırsak. Ertuğrul Bey, senin gibi dürüst bir adamı Ali Yer gibi kıymetli bir beyi kırmak istemem. Jandarmayla konuşup mutabık kaldığınız meselelerin hepsini Sinan'a anlattım Ertuğrul Bey. Ne istersin Sinan? İlk önce az önce yaşanan tatsız hadiseden ötürü beni affetmeni isterim. Bu bizim nazarımız olsun. Yeni çıkacağımız yolda bizi kötülerin, fesatların şerlerinden korusun. Tüm ortakları bir araya getirip el sıkışmalarını isterim. Jandar Bey'in ve sizin talebiniz benim için gayet yerinde ve mal. Umarım ki iki taraf da anlaşmış. Bize hayırlı olsun demek düşer. Gayrı sonra bu işlerle kardeşim mecbur olacaktır. Ertuğrul Bey'in açtığı yaralar nasıl oldu? Yaralarım iyidir. Lakin o artık benim beyim değil. Senin ortağındır. Gayrı sen düşün açılacak yaralarını. Ne demek istersin? Bir kez avına tırnaklarını geçirdi mi? Etini koparmadan bırakmayan kurt gibidir Ertuğrul. Hava çıktı mı asla boş dönmez. Hele
Seninle uzun uzun sohbet edip şu tecrübelerini dinlemek isterim. Eyvallah. Her yerim burasıdır. Beklerim. Konstantinopolis'i yakıp yıkan Papa'nın iplerine kuzeyden gelen nice barbarlara karşı dimdik durdum. Dişimle tırnağımı kazıyarak kurdum Ertuğrul Bey. Gördüm ki en zor şey insanın yanında güvenebileceği yiğit ve dürüst bir adam bulmakmış. Ben de yıllardır babamla diğer diğer gezerim. Girmediğim cenk, görmediğim hainlik kalmadı. Kestiğim düşman kellelerinden kale oldum. Ben de şunu gördüm ki bu diyarlarda neredeyse kimseye güvenilmez. O yüzden pazarın içinde kadınlarımızı atlerim koruyacak. O yükün altına zaten girdim. Siz Türkler savaşmayı bizim altını sevdiğimiz kadar seversiniz. Savaş sizin olsun. Altınlar da bizim. Günü gelecek. Gezilerimiz altında dolacağına, keşke pusatlarımız iş tutaydı diyeceksiniz. Huzurumuzu bozmayalım Ertuğrul Bey. Anlaşmanın tadına varın. Var ya, masayı donatın. Aman şarap gelmesin. Müslüman misafirlerimizi gücendirmek istemeyiz. Bu işe biraz bozuldu ha Ali abi. Sanma. Ural Bey ticarette mahirdir. Aklını kullanacaktır. Ziyafet çekersin Ertuğrul Bey. Borcum boştur Ricardo. Hanıma gelip, bizzat masama gelip misafirlerime hesap soramazsın Ricardo. Altınlarını mı istiyorsun? Gelip, ona altınlarını ver. Alacağın kalmadı Ricardo. Sonra borcun bana da Ertuğrul Bey. Kilimhane çalıştıkça yavaş yavaş ödersin. Geç. Sadece bu pazarın değil, bütün Bitinya'nın hakim olacağını bilir miyim? Elbet o gün de gelecektir Amanda. Seni de haremime alacağım. Kaçak güreş olmayacak artık. Şimdi o bana yere göğe sığdıramadın savaşçıyı bulasın. Artık önüme çıkan engelleri tek tek kaldırmak için cenge girmenin vakti gelmiştir. Kardeşim dediklerim de dahildir. O tam bir baş belasıdır beyim. Ayağına dolanmasından korkarım. Sana ne diyorsam onu yapasın. Kazanmak için büyük bir işe giriyorum Amanda. Sen de hiç kazanmadığın kadar çok kazanacaksın. İstediğin gibi.
kendime derman olan dostlarım oldukça yaralarımız iyileşir. Kendimizde şifa bulabilir Allah. Yaraların iyileştiğine göre bu bana dönme vakti gelmiştir. Gayrı senin o bana dönmen bile senin. Thank you.
kadınların emniyeti bahanesiyle pazara sokacak. İçimizde bir vuru gibi yaşamaları bizim için tehdit değil mi Üstad Simon? Ertuğrul'un sultanın casusu olmadığına inandım. Vazifemi yerine getirebilmek için ona ve savaş cahillerine ihtiyacım var. Onun güvenini kazanmalıyız. Bizim sayımız az. Bütün bölgeyi, Türkleri de, Ermenileri de, Rumları da birbirine kırdıracağım. Bunun için iki şeye ihtiyacım var. İkisini de elde ettim. Ural'ın ihtirası ve Ertuğrul'un yiğitliği. İki obayı birbirine düşürdük mü ordumuzun işi kolaylaşacaktır. Ne vakit yola gideyim Üstad Simon. Hemen Medinli'ye doğru yola çık. Emredersiniz Üstad. Yolun açık olsun Şövalye Tristan. Konya'dan beklediğim haber hala gelmedi mi bana? Biz de dört gözle güvercini bekliyoruz. Ekmeğimi önce kendi kanımdan olanlarla paylaşmayı öğrettim ona. Bir de senin şu yaptığına bak. Paylaşmayı bilmezsen çoğalamazsın abi. Nimetini bölüşmenin ne dostu olur ne de müttefiki. Bu boş lafları tahsil edesin diye mi gönderdik seni Şamaliyer? Babamızın, ailemizin rızkını, neydi o belirsiz bir herife peşkeş çekilmesine göz yumarız. Babam senin yüzünden babamızın başına gelecek bir felakete mani oldu abi. Ola ki Ertuğrul Bey, Alperen'in başına gelenleri senin yaptığını öğrenseydi. Ha? Babam verdiği kararla babamıza yiğit bir müttefik de kazandırdı. Fethedersek oradan Söğüt'e kadar gideriz.
Söğüt'te de sancağımızı dalgalandırırız. Neden Söğüt Bey? Söğüt her yere hakimdir artık Bey. Söğüt'e hakim olan istihbari hakim olur. Gecenin karanlığını bizim imanımız aydınlatacaktır. Yeter ki biz yeise düşmeyelim. Yeter ki ümitsizlik zindanına hapsolmayalım. Peki ya Turgut Bey? Değerlimizdir. Başhakkımızdır. Düşman safındadır. Benim tanıdığım Turgut Bey oyun içindedir artık Bey. Yoksa onun canını orada alır. Her şeyi affederim artık Bey. Lakin ihaneti asla. Abim buna çok sevinecek.